Ahmet Bey, yani şimdi mesela o meclisteki Allah'ın gazabı, yürü bilmem ne falan gibi laflar aslında konuşmayı yapan Hasan Bitmez'in de hani dini hassasiyetleri olan bir parti, Saadet Partisi. AK Parti'nin de öyle olduğunu biliyoruz. Hani burada böyle bir insan bir hakikaten Evet. nasıl bir Yani din bu gazap diye kelimesi, Allah'ın gazabı şeyi bir tür beddua bir tür dinlenebilir mi? Bir tür beddua beddua tabii, bir denilebilir tür mi? beddua. Yani orada Hasan Bitmez biliyorsunuz İsrail'e giden gemilerle bağlantılı olarak onu söylüyor. Yani uzun süredir muhalefet bunu seslendiriyor. Yani bir yandan işte Bey'in de söylediği en yüksek tonda tepkiler ifade ediliyor, seslendiriliyor. Ama Çok da güzel bir konuşmaydı onun gerçekten. yanında İsrail'e işte stratejik ürünler dahil, yani barut gibi, çelik gibi vesaire stratejik ürünler dahil ticaret devam ediyor alttan alta. Şimdi buna tepki var. Kitlelerde de tepki var. Muhalefetin bu söylemi etki yapıyor kitlelerde. Yani bir yandan içeride bir takım kafelere falan yönelik eylemler yapılıyor. Bir yandan da devlet İsrail'in işte beklediği bir takım şeyleri Türkiye'de sağlıyor gibi. Şimdi orada Ticaret Bakanı bir açıklama yaptı. Bunlar dedi özel şirketler. Yani şeyi reddetmedi. Mesela Türkiye'den İsrail'e halen bir takım mallar gittiğini reddetmedi. Ama bunu biz devlet olarak yapmıyoruz. Özel kurumlar, özel şirketler ve özel işte lojistik şeyler yapıyor bunu diye. Ama Yanlış herhalde mıdır bu? Yani ticaretin devam etmesi. şimdi tabii bu Sonuçta hakikaten özel şirketlerin bazı anlaşmaları ve bu anlaşmaları bozarlarsa belli yaptırımları vardır. şimdi vardır da bunu topluma anlatmak kolay değil. Yani Türkiye'de çok derin bir Gazze hassasiyeti var. Son derecede de haklı. Çünkü Gazze'de olan bitenler, yani dünyanın her yerinde ben insanım diyenlerin tüylerini ürpertiyor. Oradaki çocuk görüntüleri, yıkılmış koca dünyalar falan. Yani özellikle biz depremi biliyoruz. Yani deprem manzarası var Gazze'den. Ya bunlar kabul edilmez. Yani anlayabiliyorum. Yani bu herhalde şeyin de, yani en ilişkilerin bozuk olduğu dönemde bile İsrail'le ticaret devam etti. Bu biliniyor. Çünkü ciddi rakamlarda Evet, ticaret ticaret devam yapıldığını etti, biliyoruz. biliniyor. Ama bunu topluma anlatmak mümkün değil. Belki devlet olarak da bir yolunu bulmak lazımdı bunun. Yani ne yapılabilir şu anda bilmiyorum. Yani onun yasal çerçevesi nedir bilmiyorum ama bir yolunu bulmak lazımdı. Bu hassasiyetin ortaya çıkacağı belli toplumda. Yani öyle bir şey ki şimdi bazı kafeler kurşunlanıyor falan. Yani insanların hani öfke kontrolünü yapamadığı bir şey. Şimdi tabii mecliste Saadet grubu düşüyor. Bir Evet, kişinin bir kişinin azalmasıyla azalması. öyle bir sonucu var. Hasan Bitmez'in vefatıyla Allah rahmet Çok da eylesin. genç bir isim, Evet, 53 yaşında. başsağlığı diliyorum ailesine de. Şimdi öyle bir durum var. Tabii şiddet, yani mecliste o sözler şiddet ifadesi. Yani işte Allah'ın gazabını gördün tarzındaki sözler nefret ve şiddet ifadesi. Onun topluma yansımalarını da görüyoruz. Belki ilerleyen şey sürede Evet. onları da konuşmuş oluruz. Siyasetin diğer boyutu CHP'de 5, yani bugün açıklanan 5 il, yani İstanbul, Ankara, İzmir yok, Bursa, Bolu. Bolu var. Şaşırtıcı olan Bolu'da Tanju Özcan'ın yeniden belediye başkan adayı Evet, o ihraç gösterilmesi. edilmesi konuşulurken partiden, Yani değil mi? ihraç edildi, affedildi, Evet. Ankara'ya kadar yürüdü. Şimdi demek ki Bolu'da Zaten Tanju yeni yönetime Özcan de
çok ciddi böyle teşekkürleri, yeni yönetim, yeni yönetim diye vurgulayarak teşekkürleri var Tanju Özcan. Yani şey tartışılıyor tabii. Mesela İyi Parti ile ittifak işbirliği şeyi, bu İyi Parti'nin İstanbul'da yaşadığı bir takım sıkıntılarla mesela Ekrem İmamoğlu arasında irtibatlar kuruluyor. Yani var yok ayrı bir şey ama o algı işleniyor. Biraz iktidar cenahınca da işleniyor. Onun belki İstanbul'da İyi Parti CHP ilişkisini daha zora sokacak bir gelişme söz konusu. Yani CHP için ittifaklar önemli. Yani yukarıda yapılamayan tabanda yapılmaya çalışılıyor. O ittifaklar önemli. Ama İyi Parti için ayrı bir şey başlatmak, ayrı bir konuşma başlatmak lazım. Ama oraya gelmeden diğer böyle madde madde gidelim, geçen haftanın en çok konuşulanlarından. Şimdi Mehmet Bey, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu bir kazaya karıştı. Ve vefat etti. Şimdi ortada yok. Kendisi Dubai'de olduğu söyleniyor. Somali Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Diyor ki tutuklama emri yoktu. Bu bir kazaydı, kaçmadı. Zaten bu amaçla bir avukat tuttu. Bir işi vardı ve ülke dışına çıktı. Geri dönüp teslim olacakmış. Adalet Bakanı da Türkiye'ye gelerek yargılanacağını söyledi. Bir açıklaması vardı. Fakat ondan önce de bu sorular sorulduğunda Adalet Bakanı'nın şöyle sözleri vardı. Gazze'yi konuşalım kardeşim gibi. Yani aslında Filistin, evet. Gündem Filistin diyor. Gündem Filistin diyor. Yani bir de böyle bir tarafı var. Yani bir şey konuşuyorsunuz. Başka önemli bir olay konuşuyorsunuz. Bir gündem Filistin ve Filistin olunca başka şey konuşulmaz. Başka şey konuşulmaz gibi bir durum da var. Hakikaten böyle bir herkes geri duruyor ama bu da gerçekten konuşulması gereken bir durum. Bayağı yani elçiliğin arabasıyla kazayı yaptı. Elini kolunu sallayarak da gitti. Bir yandan tabii futbolda yaşanan başka bir olay daha var bildiğimiz gibi. Ahmet Bey dedi ki TBMM'deki konuşmada aslında bir şiddet dedi. Nereye kadar? Şimdi yani tabii Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu işte böyle bir kaza yaptığında yani normal olarak hani tutuklanır tutuklanmaz ayrı mesele ama onunla ilgili bir işlem yapılır. İfadesi alınır. Eğer tutuklanması gerekiyorsa tutuklanır. Bu işlemlerden sonra tartışmak başka bir şey. Ama şimdi kaza yapıyor, kimse ne polis ne savcı hiçbir görevini yapmadan bakıyorsunuz ki adam gitmiş yurt dışına. İşi varmış ama. Yani şimdi tabii Adalet Bakanı'nın esas vahim olan Adalet Bakanı'nın sözleri. Yani siz görevinizi yapmamışsınız ama diyorsunuz kardeşim şimdi o sorulur mu? Yani bir tane insan ölmüş ne olacak yani? Rakam istatistik konuşuyor yani istatistik. Dolayısıyla konuşuyor. Orada Gazze varken şey konuşulur mu? Yani zaten insani olarak düşünmek, vicdani olarak meselelere bakmak, yani bir kişi öldüğü zaman da o konuda da gerekeni yaparsınız. Aynı şekilde Gazze için de yapmanız gereken neyse devlet olarak, iktidar olarak onu yaparsınız. Ama bizde işler mesela iktidar icraatta değil de daha çok Gazze için miting yapınca her şey bitiyor. Miting yaptık işte gidin evlerinize dağılın. Fazla sivil toplum kuruluşları falan da ortalarda gözükmesin. Ben öyle okuyorum. Biz yapılması gerekeni yaparız. Nedir? İşte ticaret gemileri gidecekse gider. Yani burada tabii şunu ayırmak lazım. Elbette bir takım ticari bağlantılar yapılmışsa, sözler verilmişse, taahhütler verilmişse, paraları almışsa neyse onlar yapılır. Ama şimdi devlet olarak size düşen de bir şey olmalı burada. Yani belli olağanüstü durumlarda belli tedbirler alınabilir. Yani çok kesin anlaşması yapılmışlara belki dokunamazsınız ama işte devlet olarak
İsrail'e karşı başka bir yaptırım uygularsınız. Şimdi mesela Hasan Bitmez'in sözlerinde vardı. Diyor ki işte ticari ilişkilerimiz devam eder ama bu Filistin davamıza zarar vermez. Benzeri açıklamaları şeyinde Güvenlik Konseyi İsrail saldırısını durdurmada kifayetsiz kaldı. Şimdi yine Cumhurbaşkanı'nın şeyi var işte. İsrail'e destek verenler yarın insan içine çıkacak, yüz bulamayacaklardır. Şimdi bunları söylüyorsunuz. En güçlü, biraz önce Fehmi abi söyledi. Hakikaten Filistin konusunda, yani Gazze konusunda siyasi Avrupa'daki ve dünyadaki siyasi elitlere baktığımız zaman Türkiye bu anlamda sesi daha gür çıktı. İktidarın en azından. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sesi gür çıktı. Kabul. Ama sadece bu kadarla eğer biz sesimizi yükseltelim ama öbür taraftan bütün ilişkileri bütün hızıyla ilişkiler devam etsin. İktidar olarak da herhangi bir yaptırımda bulunmayalım. İsrail'le ilişkilerimiz konusunda. Ne bileyim ben işte mesela büyükelçilikle ilgili bir takım şeyler yapabilirsiniz. Ya bütün bunların hiçbirini yapmadan hem Avrupa'yı siz gerekeni yapmıyorsunuz, Birleşmiş Milletler gerekeni yapmıyor, işte Güvenlik Konseyi üzerine düşeni yapmıyor deyip bütün bunları en sert şekilde söyledikten sonra eğer siz sadece bir miting dışında bir de söylem dışında bir şey yapmıyorsanız o zaman işte meclisteki bu konuşmalar ağır geliyor. Hasan Bitmez'in sözleri gerçekten çok ağır, sadece bu konuda değil. Tamamını okudum mesela, tamamında o kadar ağır ifadeler var ki herhalde AK Parti iktidarına karşı bugüne kadar hiçbir muhalefetten böylesine güçlü bir ses çıkmadı. Yani hem Gazze konusunda hem iktidarın genel tavrı ve yönetim biçimi konusunda çok sert. Zaten o sırada bütün AK Parti sıralarından böyle şeye boğuyorlar. Yani neredeyse herkes ayakta, herkes itiraz ediyor. Öyle bir şey var. Çünkü çok canlarını yakan bir şey. Yani ben inanıyorum ki AK Parti içinde şimdi iktidarın Gazze konusundaki bu sessizliği, yani sessizliği derken evet ses veriyorlar da görüntü yok. İçten içe sıkıntı yaşayan, hatta içi sızlayan insanlar var. Yani toplum anlamında zaten var ama milletvekilleri bağlamında da bu konudan rahatsız olan insanlar ama kimsenin sesi pek çıkmıyor. O yüzden tabii Hasan Bitmez'e o yapılan şey, söylenen son söz, hatta bunun AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin tarafından söylendiği iddiaları da var. İddiaları var. Özlem çok Zengin de bir açıklama yaptı aslında. Onu da belki hatırlatmakta yarar var. Bazı arkadaşlarımız arkalarda olduğu için olayın ne olduğunu hemen anlayamamış olabilirler. Yok anlarlar. Ama konuşma sırasında ahlaksız yalancı diye Özlem Zengin'in bağırdı. Hani o tutanaklarda olduğu söyleniyor. Ama diyor ki dışarıdan izleyenlerin bir zalimlik içerisinde konuya yaklaştığını okuyorum, görüyorum. Yani şimdi tabii ki hani bir şekilde durumu toparlamak lazım ama elbette ki onlar da çok üzgündür yani bu olay karşısında. Şimdi fakat orada söylenen sözlerin yani hiçbir açıklaması yok. Yani bu ahlaken bir bana göre o sözleri söylemek bir ahlaki bir tefessüh hali. Normal hiçbir insana yakıştırmak mümkün olmadığı gibi hele AK Parti gibi işte dindar muhafazakar iddiaları olan bir parti açısından gerçekten çok hüzün verici bir durum. Yani Türkiye'de ben her zaman diyorum dindarların geldiği bu nokta gerçekten ibretlik bir durum. O yüzden de zaten toplumda dindar kesimlere karşı işte bunu bir başka ifade edeyim, İslamcı kesimlere karşı bir şey var. İnsanlar bu kelimeyi duyunca biraz rahatsız oluyorlar. Oysa buna hiç gerek yoktu. Yani bir insan, bir Müslüman nasıl davranması gerekiyorsa ya da bir insan olarak tabii nasıl davranması gerekiyorsa öyle davranabilsen zaten bir sorun yok demektir. Ama AK Parti bütün şeyini odaklanmasını iktidar olmak, kazanmak üzerine elbette siyasi partiler iktidar olmak, kazanmak isterler ama kazanmak için her şeyi feda etmek gerekmiyordu yani. Yani üstelik bunu da
dini bir takım değerleri de bu pazara sürerek, yani siyaset pazarında onları bile kullanmaktan çekinmemek çok gerçekten herkesi, mesela benim açımdan çok incitici bir durum. Hı hı. Onu kabul etmek mümkün değil maalesef.